Esselamu Aleyküm değerli izleyicilerimiz, İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Doğu Türkistan'da neler yaşandı? Doğu Türkistan'daki anlık gelişmeleri sizler için derledik. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Sahnede dans, perde arkasında soykırım. Çin rejiminin dünya ülkeleri arasında bozulan imajını iyileştirmek için uluslararası sosyal medyayı propaganda amaçlı aktif kullandığı biliniyor. Öyle ki Çin hükümeti sistematik soykırım yapmakla suçlandığı Doğu Türkistan konusundaki Çin lehine haberlere karşı uluslararası dans festivali düzenleyerek toplumun gözünü boyamaya çalışıyor. Çin propaganda ajansı Xinhua'da yer alan habere göre sözde 6. Çin Uluslararası Xinjiang Ulusal Dans Festivali adı altında Ürümçi'deki halk salonunda bir etkinlik başlattı. Bilgilere göre Doğu Türkistan'daki sözde Xinjiang Kültür Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Çin Merkezi İstihbarat Bürosu ve de sözde Xinjiang Halk Hükümeti ortaklaşa organize edilen etkinlik Bir Kuşak Bir Yol güzergahında dans edip Güzel Xinjiang'da buluşalım temasıyla 20 Temmuz'dan 5 Ağustos'a kadar devam edecek. Bilgilere göre 15 gün boyunca Doğu Türkistan'la ilgili 4 gösterinin yer alacağı dans festivalinde sözde renkli ipek yolunda ortak işbirliğiyle bir arada mutlu yaşam temalı bir moda gösterisinin yanı sıra sokak dans gösterisi ve de sözde Xinjiang dansı kültür alışverişi toplantısı ve birlikte Xinjiang dansı edelim gibi bir dizi propaganda etkinlikleri düzenlenecek. Çin'in Doğu Türkistan'da işlediği soykırım suçları nedeniyle uluslararası toplum tarafından ağır eleştiriler ve yaptırımlarla karşı karşıya kaldığı bir dönemde uluslararası toplumu kandırmak ve Doğu Türkistan'daki soykırım suçlarını tamamen inkar etmek isteyen Çin, sözde bizim Xinjiang yakşı yer ve benzeri pek çok propaganda faaliyetleri yürütüyor. Oysa Çin, Doğu Türkistan'ı işgalinden bu yana değerli Uygur kültürel mirasına ve ilgili kitap ve yazılı materyallara el koyuyor, yasaklıyor, yıkıyor. Bunların farkında olan milyonlarca insana toplama kamplarına ve hapishanelere kapatarak sayısız yuvanın parçalanmasına yol açtı. Ve geride kalan Uygur çocukları mankurtlaştırmak için Çinileştirme merkezine kapattı. Bütün bu zulme bilfiil maruz kalan masum Uygurları dans eden ve şarkı söyleyen mutlu bir toplum olarak göstermenin peşinde. Japonya'dan Çin'e çip ambargosu. Çin'e karşı başlatılan teknoloji ambargolarına Japonya'da katıldı. Asya'nın iki büyük ülkesi bu defa çip yapımında kullanılan ekipmanların ticari konusunda ters düştü. Japonya'nın gelişmiş çip yapımında kullanılan ekipmanların ihracatında Çin'e koyduğu kısıtlamalar yürürlüğe girdi. Anadolu Haber Ajansı'nın Kyodo News'e dayandırdığı habere göre, Japonya'nın ABD öncülüğünde Çin'in askeri amaçlı yüksek teknoloji çip üretimini kısıtlamaya yönelik çabaları kapsamında uygulayacağını duyurduğu ihracat kısıtlamaları resmen başlatıldı. Japonya bu kapsamda çip yapımında kullanılan 23 malzemenin ihracatını izne tabi tutuyor. Ülkede söz konusu malzemeleri üreten 10 civarındaki şirketin bu kısıtlamalardan etkilenmesi bekleniyor. Öte yandan önümüzdeki aydan itibaren dünyanın en büyük metal üreticisi olan Çin'den galyum ve germanyum ihraç etmek için özel lisanslara ihtiyaç duyulacak. Çin'in bu kararı ABD hükümetinin Çin'in bazı gelişmiş mikro işlemcilere erişimini engellemeye yönelik kararlarından sonra geldi. Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan bildiride, kısıtlamaların ulusal güvenliğe ve çıkarları korumak için gerekli olduğu açıklanmıştı. Gümüşü metaller yarı iletken, iletişim aygıtlarının ve askeri araçların üretiminde oldukça önemli. Ayrıca güneş panelleri gibi ürünlerde de kullanılıyor. Efendim bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.